Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. LGS'ye son 34 gün. Sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Yarın son tekrar kampımıza başlayacağız. Zaten bunun duyurularını defalarca yaptık. Sizlerden gelen soruların en başında en fazla beğeni alan soru şu. Matematik netlerim nasıl artar? Öğrencilerimizden oyunkolik demiş ki yani tam bir oyunkolik. Fortnite, Brawl Stars, GTA... Minecraft tam bir oyun kolik ama yine de LGS olduğu için bu sene oyunları bıraktı bir kenara ve sıkı sıkıya çalışıyor. Bize şöyle bir soru soruyor. Hocam lütfen son 34 gün matematik netlerini artırma yöntemleri videosu çekin. Gerçekten ben dahil bak ben dahil diyor. Birçok öğrencinin ihtiyacı var. Beğenin de hoca sesimiz duysun demiş. D'yi ayrı yazmış helal olsun. Birçoğu çoğu bitişik yazmış helal olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Matematiği bir sevmeyen öğrenciler var. Yani I hate matematik. Ben nefret ediyorum matematik diyenler var. Bir de matematiği seven öğrenciler var. Yani temeli zayıf olmayan 5'te 6'da 7'de çalışmış 8'de de bir şekilde hızlı bir giriş yapmış ve şu anda 10 netin üzerinde 12 netin üzerinde matematik yapanlar var. Bir de böyle 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 net yapanlar var. Ama sonuçta hepsi içinde matematiğin kat sayısı 4 ve çok değerli. Şimdi ben matematiği sevmiyorum diyen öğrenciler için bazı şeyler söyleyeceğiz. Hangi konular çok kolay, hangi konulardan çok soru çıkıyor. Seven öğrenciler için bazı zor konuları da söyleyeceğiz. En çok çıkan konulara bakacağız. Ve tabii ki de en son olarak da matematiğe çalışmanız için çok önemli. Tabii ödüllü soruyu vermeyeceğiz de burada Nerede göstereyim şu arkadaşlar? En az çıkan konularda göstereceğiz ki o konulara boşu boşuna çalışmayın. Eğer yapacağınız netler öyle düşük olacaksa yani böyle 10 netin altta yapmayı hedefliyorsanız ki bu da bir nettir. Sonuçta fende 20 Türkçe'de 20. İnkılap din İngilizce'de de toplam 30 soru yaparsanız geriye kalıyor kaç? 70. Bir de 10 tane de matematik yapsanız 80 netle yine çok çok iyi okulları kazanırsınız. O yüzden bu taraftakiler de yine fen liselerini kazanabilirler. Ama bu taraftaki öğrenciler yani ben matematiği seviyorum diyen öğrencilerin de yapması gerekenleri söyleyeceğiz. Şimdi öncelikle ben matematiği sevmiyorum. Temelim zayıf. Olmaz olsun böyle ders diyen arkadaşlar mutlaka eksiklerini belirlemesi lazım. Nasıl belirleyeceğiz hocam? E tabii ki deneme çözeceksiniz. İster matematik branş denemeleri çözün. İster normal e, doz denemelerinden Veyahut da işte geri sayım denemelerinden çözün İsterse çıkmış lgs'leri çözün Ama tabi sözleri çözmeyin Sözelde matematik yok sayısalı çözmeniz gerekiyor Hocam o kadar da biliyoruz dediğinizi duyuyorum Sayısal bölümü çözdüğünüzde arkadaşlar Zaten sizin eksikleriniz ortaya çıkacak Sonra da bunlarla alakalı Bizler sizler için mükemmel videolar hazırladık O videoları izleyebilirsiniz Zaten lgs son tekrar programımızda da Tamamen detaylı bir şekilde Matematiği 20 Mayıs pazartesi pardon bu hızlı tekrarmış e, detaylı bir şekilde 3 Mayıs Cuma günü tekrar edeceğiz ve burada da tabi ki son tekrar matematik kitabımızı kullanacağız orada zaten sorularla gidiyoruz şimdi aynı zamanda çözümlü soru videoları izleyebilirler yani diyelim ki geri sayım denemesindeki sorulardan diyelim ki 6 tanesini yaptı yapabilecekleri de vardı ama onları tam yapamadı ya işte onların da videolarını izleyebilir çözümlerini izleyebilir ve yine bir şey daha söyleyeceğim bu videoları izlerken çözümlü soruları ya da videoları izlerken Önce soruyu kendisi çözmeye çalışsın. Bakalım çözebiliyor mu? Hocam ama 2 dakikada çözemiyorum. Olsun 5 dakikada çözsün. 6 dakikada çözsün. 7 dakikada çözsün. Yeter ki çözebiliyor mu ona bir baksın. Ardından zamanla hızlanacaktır bu son bir ay içerisinde. Ben matematiği seviyorum diyen öğrenciler onlar zaten şu anda deli gibi matematik çalışıyorlar. Belki LGS matematikten matematik branş denemeleri çözüyorlar. Bazen farklı farklı yayınlardan çözüyorlar ama her gün en az bir branş denemesi çözmeleri gerekiyor hatalarından da kendilerine test ödev vermesi gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Diyelim ki LGS Mati'yi açtı. Burada işte üçgenle alakalı soru yanlış yaptıysa hemen e, soru bankalarına mesela alt adımda hızlı tekrardan diyor ki ben bununla alakalı kendime ödev verdim diyerek ilerlemeleri lazım. Zaten biz son tekrar programımıza da bunu söyleyeceğiz sizlere. Mutlaka gün içerisinde deneme çözüp çözdüğümüz denemelerle alakalı yanlışlardan soru ödev vermemiz gerekiyor. Peki hocam I hate matematik. Ben matematiği sevmiyorum. En kolay konuları söyleyin diyorsanız. Bakın buraya yazıyorum. En hatta şöyle havalı yazımız yazalım. En kolaylar yazıyorum. Bunlar yani kek diye keşke ya tüh kolay yazdım. En kolay diyorum tamam mı? En kolay ...lar diye şöyle hatta aşağı satıra da iniyorum. En kolaylar ne demek hocam? Şöyle kesme şart koyalım. Bunlar matematik dersinde temeli zayıf olan öğrencilerin yani I hate ben nefret ediyorum matematik yani öğrencilerin bile yapabilme ihtimali olan sorular. Tabii çarpanlar katların hepsini değil ama bir iki tanesi mintoş kolay çıkıyor olasılıktan bir tane çıkıyor ama kolay çıkıyor. Veri analizden bir tane çıkıyor veya gelmiyor ama kolay çıkıyor. Dönüşüm geometrisi de esasında çok zor bir ders değil. Ya hiç çıkmıyor ya bir tane çıkıyor ama kolay çıkıyor arkadaşlar. Ama... Kazıkul Aziz dediğimiz, kazık ötesi dediğimiz, bundan daha kazığı var mı acaba dediğimiz derslerden biri olan matematiğin de kazık olan konuları da bunlar. Doğrusal denklemler, üslü ifadeler ve karekül ifadeler. Şimdi matematiği bilen arkadaşlar diyebilirler ki hocam bunlar bize zor gelmiyor. Size zor gelmeyebilir ama LGS'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ölçme değerlendirme uzmanları bu konulardan daha seçici sorular sorduğunu ben değil matematik uzmanları söylüyor. Ben de zaten bu videoyu hazırlamadan önce en az 5-6 farklı matematik hocasına sordum soruşturdum. Hepsi dedi ki hocam doğrusal denklemlerde ağlatıyorlar. Hocam üstü ifadelerde gözyaşı döküyorlar. Hocam karaköklü ifadelerde resmen acımıyorlar dediler. Ben de onları buraya yazdım. Peki en çok çıkan konular hangisi hocam? Hemen söylüyorum. Karaköklü ifadelerden 3 ya da 4 soru geliyor. Doğrusal denklemlerden 3 ya da 4 soru soru geliyor. Üst ifadelerden 2 ya da 3 soru geliyor. Cebirsel ifadelerden 2 ya da 3 soru geliyor. Yani ortalama bunlardan 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk desek yani bu, bu konuların hepsine baktığımızda şöyle. burada da üç 3,5-3,5 buçuk, üç buçuk desek ki matematikte de hep 3,5 atıyoruz zaten. 7 artı 5 e, ne eder? 12 bak matematiğim zayıf oldu nasıl ortaya çıktı değil mi? 12 tane soru geliyor bu konulardan arkadaşlar. Çok değerli konular. Bunlar 20 soruda 12 bence yuh artık. Ama en az çıkan konulara baktığımızda bundan ya soru ya sormuyor. Ya soru ya sormuyor. Ya soru ya sormuyor. Ki olasılıktan bir tane soruyorlar. Veri analizden mutlaka bir tane soruyorlar ama bazen de sormayabilirler. E eşitsizliklerden de ya soruyor ya sormuyor. Bunlardan da toplamda iki 2.5 net çıkıyor gibi. Anlatabildim mi? Yani 2.5 soru çıkıyor gibi. Çünkü 5 soru çıkacak olsa hepsi çıksa 5 soru çıkar. Çıkmazsa da işte 0 soru çıkar. Ama ortası da bunun ortalamasını alıyorum. Yani 2.5 çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da en az soru çıkan konular. Peki hocam şimdi biz ne yapacağız? Bize tam net konuşun. Arkadaşlar matematiği zayıf olan öğrenciler için söylüyorum. Bu en çok çıkan konuları mutlaka yalayıp yutsunlar. Nasıl yani hocam? Bunlarla alakalı LGS matikteki soruları çözsünler. İşte alt adımda hızlı tekrar tekrar etsinler. Son tekrarda bakın matematik kitabımızın hemen nasıl olduğunu göstereyim ki size. Sonradan hoca reklam yaptı demeyin. Ki diyorsunuz biliyorum ama bu reklamlar sizin için arkadaşlar. Sonuçta bu kitapları aldığınızda sizler hayatınızı, geleceğinizi kazanıyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Nerede? Şu kitabımız. Heh. Bak matematik kitabını açtığımızda İskal Marşımız, Uluhaniler Atatürk ve ardından matematik. Bak şimdi sınav modeli soru, çözümü hemen ardından bununla alakalı soru ve taktik. Hemen soru bak. Sayfanın solu taktik ve çözüm. Sağ tarafı direkt sınav sorusu. Bu sınav soruları birçok sınavda e, soru yakaladı. 2024 LGS'de de soru yakalayacak. Biz diyeceğiz ki size 2024 LGS'den sonra tebrik ederiz arkadaşlar. Zor da olsa başardınız. Bakın şimdi tutturduğumuz sorular diyeceğiz ve tutturduğumuz soruları buradan göstereceğiz. Dolayısıyla son tekrar setindeki bütün kitaplar çok değerli. Matematikte de bunların içinde işte tabii ki en başta geliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar matematik değerli bir ders. İşte bu en çok çıkan konularla alakalı soruları mutlaka çözerim. Eğer matematiğimi değilse bunlara fazla bakma. Bunlar yani biraz zorlayıcı konular. Ya bunları geçerim yani bak. Bunları ya tamam hadi görüşürüz kardeşim. Sen kendi bana uzak Allah'a yakın ol. Git deriz bunlara. Bunlar yine az önce söylediğimiz gibi kolaylar, çarpanlar, katlar, olasılık, veri analizi ve dönüşüm geometrisi. Bunları da yalayıp yutarım. Niye? Çünkü bunlar en kolaylar. Yani olasılığa mutlaka bakarım, videolar izlerim, veri analizine mutlaka bakarım, videolar izlerim. Çıkmış LGS sorularını dikkatlice çözerim ve böylece artık hazır olmuş olurum. Zaten I love matematik. Ben matematiğe aşı, matematiği seviyorum. Matematiksiz yapamayam diyenler mutlaka zaten matematikte en yüksek net için LGS matik denemelerini alsınlar. Yani matematik denemelerini alsınlar. Burada arkadaşlar onlar için matematik matematik fulllemeye yönelik bir sistem yaptık. Nasıl bir sistem hemen gösterelim. Önce sarmal denemeler var. Sonra temel sorular, sonra kolay düzey yenisi, sonra orta düzey yenisi, sonra zor düzey yenisi, sonra çok zor düzey yenisi sorularla denemeler yaptık ve çıkan soruları da tam tam analiz verdik sizlere. Buralardan çözdüğünüzde yani soruların konalizini yaptığımıza zaten rahatlıkla göreceksiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Eğer iyi öğrenci de olsanız bu soruyu yanlış yaptıysanız mutlaka kare kodu okutarak çözümlerini izleyin arkadaşlar. Evet, İnşallah az bir zaman kaldı. Bizler sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve lütfen şu LGS'yi yerle bir edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın son tekrar kampımız başlıyor.